Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. YouTube'a içerik üretenler, yeni başlayanlar veya uzunca süredir YouTube'da olanların aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi. Acaba videoların uzunluğu ne kadar olmalı? Bir videonun süresi ne kadar olursa benim için daha iyi olur? Bu videoda sizlerle onu konuşacağız. Sertifikalı bir YouTube kanal geliştirme danışmanı olarak edindiğim tecrübeleri, izlenimlerimi ve bildiklerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Çay kahveyi alın gelin. Hazırsanız başlıyoruz. süresinin ne kadar olması gerektiğini konuşmadan önce yarıştığımız diğer e, insanlarla beraber videolarımızı yayınladığımız bu platformda oyunun kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Yani YouTube bizden ne istiyor? YouTube neye önem veriyor? Önce bir onu konuşalım. Bunları netleştirdiğimiz zaman aslında videonun süresi zaten kafanızda yavaş yavaş oluşacak. Ama önce kuralları öğrenelim isterseniz. YouTube'un içerik üreticilerinden istediği, algoritmalarında önem verdiği, aramalarda üst sıralarda çıkarmak istediği veya önerdiği videolarda dikkat ettiği en hatta en 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 önemli konu bir içeriğin bir videonun izleyiciyi ne kadar süre YouTube platformunda tuttuğu. Yani videolarınızın izlenme süreleri. İzlenme süresi YouTube'un sizlerin ürettiğiniz içeriğin ne kadar izlenmeye değer olduğunu görebildiği çok güzel bir değer. Peki nedir bu izlenme süresi? Gelin onu konuşalım. Şimdi YouTube şunu istiyor. Diyor ki bir kullanıcı internet kullanıcısı youtube.com'a girmiş olabilir veya uygulamadan bir video açmış olabilir. Bu kullanıcı olabildiği kadar Burada kalsın bir video izlesin o video bitince ondan başka bir videoya gitsin onu izlesin onu izlerken başka bir videoyu sağ tarafta görüp onu izlesin yani hem aramalarda hem önerilen videolarda izleyici YouTube'da tutabilmek için çok büyük bir algoritma çalışıyor aşağıda ve YouTube'da sizin videonuzun insanları ne kadar süre boyunca YouTube platformunda tutabildiğinizi toplam izlenme süreniz üzerinden çok rahat bir şekilde görebiliyor. O yüzden izlenme süresi hayati öneme sahip bir konu. Videoları daha fazla izlenen, daha uzun süre izlenen, daha çok izlenen insanların daha çok izlenme süresi oluşturduğu, izlenen videolar biriktikçe çok daha fazla izlenme süreleri elde ettiğini herhalde söylememe gerek yok. Dolayısıyla ne kadar çok izlenme süresi elde ediyorsanız YouTube sizi şöyle görüyor. Evet bu adamın videoları in insanları buraya gelenleri bu platformda daha çok tutuyor. Dolayısıyla ben bu videoyu onlara da önereyim ki burada kalsınlar. Bu bilgiler ışığında YouTube sizin videonuzu izleyen kullanıcıya videonuzun ise altında, web tarayıcısından girdiyse de sağ tarafında ona başka videolar da öneriyor. Denk gelmişsinizdir önerilen videolara. YouTube'un amacı burada şu. Bu videoyu izleyen izleyiciye bu videoya benzeyen, çok fazla izlenme süresi elde etmiş, çok fazla etkileşim almış, aynı tarzdaki diğer videoları da önereyim ki belki bu kişi bu videodan onlara seker ve böylelikle YouTube'da kalmaya devam eder. Ufak bir bilgi ekleyeyim hemen burada. Dünya üzerindeki en sofistike, en karışık yazılımlardan bir tanesi YouTube'un önerilen videolar algoritması. Suggested video dedikleri iş. O kadar karışık ki deep learning ile kendi kendine öğrenen bir algoritma. Yani bu şu demek. Nereye getiriyoruz konuyu? Aslında YouTube'da önerilen videolarda gözükmek için veya üst sıralarda çıkmak için sadece SEO başlığı yazmak sadece ünlü kişilerin etiketlerini videonuzun etiketine eklemek yeterli değil. İzleyici kitlenizin de aynı kitle olarak YouTube tarafından belirlenmiş olması gerekiyor. YouTube kime neyi önereceğini zaten yazılımı kendi kendine öğrendiği için çok iyi biliyor. YouTube arama motoru ve önerilen videolar sistemi yüzlerce sinyale bakarak izleyiciye ona en uygun olabilecek videoyu öneren bir sistem. Tabii burada şimdi az önce biz bütün bu algoritmadaki en önemli noktayı konuştuk. Ne dedik? İzlenme süresi. Fakat sadece tek başına izlenme süresi yeterli mi? İzlenme sürem yokken nasıl izlenme süresi elde edebilirim? Haklısınız. İzlenme süresi birinci öncelikli konumuzdu. Ama aslında yüzlerce sinyalimiz var. Ortalama izlenme süresi, ortalama izlenme süresi yüzdesi, tıklanma oranları gibi birçok konu aslında sizin üst sıralarda çıkmanız, önerilen videolarda gözükmeniz için önemli noktalar. Şimdi yavaş yavaş bu videonun konusuna geliyoruz. Videonuzun süresini belirlerken önemli olan bir konu Ortalama izlenme süresi. Peki nedir bu ortalama izlenme süresi? Birincisinin izlenme süresi olduğunu biliyorduk. Toplam biriken izlenme süremiz. Peki bu ortalaması ne oluyor? Hemen söyleyeyim. Videonuzu izleyen herkesin ortalama olarak videonuzu kaç dakika boyunca izlediğini gösteren bir veridir bu. YouTube'un sizi daha çok insana önermesi, daha çok aramalarda çıkarması için dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Ortalama izlenme süresi. Bu ne demek? 10 dakikalık bir video olsun. Videonuzun ortalama izlenme süresi 2 dakikaysa bu yani videonuzun yaklaşık %20'sinin ortalama izlendiğini gösteriyor. Yani bir kişi girip videonuzu 5 saniyede izleyebilir. Bir kişi girip sonuna kadar da izleyebilir. Ama tüm izleyenlerin ortalaması işte burada verilen rakamdır. Şimdi örnekle gidelim. Örneğin elimizde 10 dakikalık bir videomuz var. Çektik yükledik. İnsanlar videomuzun yaklaşık %30'unu izlediyse bu ne demek? Yaklaşık benim oradan 3 dakikalık bir izlenme sürem var her izlenmede. Peki Videom 20 dakikalık olsaydı ve gene %30'u izlenmiş olsaydı ne olacaktı? O zaman her izleyenden yaklaşık 6 dakikalık bir izlenme süresi elde edecektim. E şimdi şunu diyor olabilirsiniz. E ne güzel o zaman ben 1 saatlik çekeyim. %20 %30 da izlense bir sürü izlenme dakikası, izlenme saati elde etmiş olacağım değil mi? İşte tam olarak YouTube'a yeni başlayanların veya bu konuda az çok bilgisi olanların yaptığı en büyük hata uzun videoların daha çok izleneceğini düşünmek. Sakın bu hataya düşmeyin. Burada özellikle yeni başlayanların veya bu konuda araştırma yapıp bilgiye sahip olmayanların yaptığı en büyük hata. Bir videoyu ne kadar uzun süre tutarsam o kadar çok izlenme süresi elde ederim veya ortalama izlenme süresi elde ederim. Hayır, öyle bir şey yok. Eğer içeriğiniz videonuzun süresiyle düzgün bir şekilde bağıl değilse, yani 20 dakikalık bir videoda vereceğiniz bilgiyi 2 dakikada verip 18 dakika boyunca boş konuşuyorsanız İnanın bana videonuzun ortalama izlenme süresi leş bir seviyede olacak. Ve bu YouTube'a, algoritmaya kötü sinyal gönderecek. Yani izlenme süresi elde edeceğim diye videonuzu gereksiz uzun tutup kanalınıza ve videolarınıza lütfen zarar vermeyin. Şimdi size bir tüyo vereyim mi? Bu söyleyeceğim sözü çerçeveletip duvara da asabilirsiniz. Videolarınız insanları sıkmayacak kadar kısa, anlatabileceklerinizi anlatmaya yetecek kadar da uzun olmalı unutmayın bu sözü. İnsanları sıkmadan en uzun sürede anlatacağınızı anlatmaya bakın. Bu size başarıyı getirecek bir taktik olsun. Tabi şimdi şunu diyor olabilirsiniz. Ya her videonun süresi sabit mi yani İlla bunun bir süresi mi var? Hayır. Kategoriden kategoriye video tarzından video tarzına bu işler değişiyor. Örneğin oyun videoları. Çok rahat bir saatlik bir video olabilecekken ve ortalama izlenme süreleri %40, %50, %60'ları bulabilirken nasıl yapılır videolarının? Video süreleri yeri geliyor 2 dakika, 3 dakika oluyor. O yüzden ne içerik üretiyorsanız ona göre bir video süresi belirlemeye bakın. Bunun kesinlikle şu kadar dakika olsun, bu kadar dakika olsun gibi bir aralığı yok. İçeriğinizi videoya çok güzel yaymanız gerekiyor. Video boyunca Süresine kadar olursa olsun her yerde izleyicinin dikkatini ekranda tutabilmeniz gerekiyor. Nerede bilgiyi az verip boş konuşmaya başlarsanız işte o zaman izleyicinin dikkati dağılıyor ve size bay bay deyip başka videoya gidiyorlar ve bunun faturasında YouTube size haşır kesi veriyor. Tamam. Seyahat videolarından, kendi videolarımdan örnek vereyim. Mesela Diyarbakır'a gittiğim Diyarbakır seyahat videom yaklaşık 28 dakikalık bir video ortalama seyahat videolarına göre çok iyi izlenmiş bir video ve yaklaşık videonun %40'ı izlenmiş. Yani nereden baksanız 12 dakikalık bir izlenme süresi elde ettim. Peki bu şu mu demek yani? Şunu düşün. Abi 28 dakika değil de bunu sen atıyorum işte 56 dakika yapsaydın 24 dakikalık izlenme süresi elde edecektin? Hayır. Ben istesem orada 2 saatlik videoda yapabilirdim o seyahati. Ama önemli olan o videonun her dakikasında izleyeni ekranda tutabilmek izleyeni benimle geziyormuş hissi uyandırabilmek izleyende. Bunu sağladığım en uzun sürede o videoyu tutmaya çalıştım. Eğer ben bu Diyarbakır gezimde eğlenceli izlenebilir içerik 13 dakikalık olsaydı Diyarbakır gezi videom 13 dakika olacaktı. Lütfen buna dikkat edin. İzleyicinin dikkatini ekranda tutabildiğiniz onu sıkmadan en kısa sürede anlatacağınızı en güzel şekilde anlatmanız gerekiyor. Ya mesela kendinizden düşünün ya. Örnek veriyorum bilgisayara nasıl format atılır videosu. 2 dakikalık bir video var izlenmiş onu mu izlersin yoksa 28 dakikalık video'mu mu izlersin sen de istiyorsun ki hemen onun cevabını alayım ve gideyim 28 dakika boyunca ekranın öbür tarafında tanımadığım adamı neden izleyeyim ki ben vakit bu kadar değerliyken neden ona o kadar vakit ayıracağım burada yeni başlayanlardan da şöyle bir soru geliyor e, abi ben daha video çekmedim e, veya atıyorum yeni başladım kitlem, hedef kitlem daha tam olarak oturmadı veya çok yeniyim. Ben ne kadar süre video çekeceğim? Kaç dakika olması lazım? Güzel soru. Ona da şöyle cevap verebilirim. Şimdi sizin video ürettiğiniz bir kategori var değil mi? Oyun videosuysa oyun kategorisi, seyahatse seyahat, yemekse yemek, nasıl yapılırsa nasıl yapılır, kitapsa kitap. Sizin aynı kategoride bir yerlere gelmiş, güzel bir kitle edinmiş, büyümüş kanalların videolarını incelemeniz gerekiyor. Kaç dakikalık videolar yayınlıyorlar? Bunlarda bir seri var mı? Oyuna örnek veriyorum. Bir playlist yapmışlarsa bunda bir seri var mı? Buna dikkat edin. Ona göre bir süre belirleyin. Yani sizin de önünüzdeki örnekler size rehber olsun. Diğer bir taraftan şu konu geliyor. Abi tamam sen hala bize süre vermedin. Ben bu videoda size şu kadar dakika bu kadar dakika yapın demeyeceğim. Bu kadar şey dinleyip hala bana dakika soruyorsanız hiçbir şey öğrenememişsiniz. Açın baştan izleyin videoyu. Reklam konusu geliyor. Şimdi 10 dakika ve üzeri videolara biz reklam koyabiliyoruz ve diyorsunuz ki abi ben anlatacağımı 7 dakikada anlattım ama ben videonun ortalarına reklam atmak istiyorum ve gelir elde etmek istiyorum. Ama videom da 10 dakika olmadı ne olacak? Güzel bir soru. Onu da şöyle cevaplayabiliriz. 10 dakikaya yaklaştırabildiyseniz konuyu biraz daha böyle oynama payınız vardır. Bir %10, bir %15 videoyu biraz başka görüntüler koyarak işte desen değişikliği yaparak araya başka görüntüler atarak bir tık daha uzatıp 10 dakikaya vardırabilirsiniz ama 6 dakikalık bir video çıkıyorsa ben bunu ona tamamlayayım da reklam açayım demeyin. 6 dakikada 6 dakikalık videonuzun belki 6 dakika yayınladığınızda 5 dakikası izlenecekken %80 bir izlenme oranına ulaşıp YouTube size herkeslere önerecekken 10 dakikaya uzatıp videonuz hiç izlenmeyebilir, hiç önerilmeye önerilmeyebilir. O yüzden bu kanaya çok dikkat edin. 3-5 reklam geliri elde edeceğim diye 10 dakikalara kasmayın. Milyon aboneniz olur, videolarınız çok izlenir. Ona lafım yok. O zaman zaten ne atsanız izleneceği için zaten videoyu istediğiniz sürede tutabilirsiniz. Özetle İnsanların izlemeye değer görecekleri videolar, insanları sıkmayacak, baştan sona izlemelere, izlemeye vakit ayırmaya değer göreceği videolar yaratacak kadar bir video süreniz olmalı. Bunun üstü insanları kandırmaya giriyor ve insanlar aptal değil. Milyonlarca içerik üreticisi varken neden senin boş konuşmalarına vakit harcasın ki? Peki size soralım. Siz ne tarz videolar çekiyorsunuz ve video süreleriniz ne kadar oluyor? Kaç dakika oluyor? Bunu da paylaşın. Bu videonun altında bunu da hep beraber tartışmış oluruz. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince size YouTube konusunda böyle paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Bugün bana en çok gelen sorulardan bir tanesi olan YouTube videomun uzunluğu ne kadar olmalı abi? Kaç dakika video çekmeliyim gibi bir soruydu. Bunun cevabını vermeye çalıştım. Elimden geldiğince bildiklerimi anlattım. Bunun bir dakikası olmadığını, bunun tamamen sizin içeriğinizle ve insanlara içerik izletmeniz gerektiğiyle, yaratacağınız izlenme süresiyle alakalı olduğunu anlatmaya çalıştım. İnsanların şu kadar dakika olsun, bu kadar dakika olsun gibi zırvalıklarına çok fazla inanmayın. Bu tamamen sizle alakalı bir şey. Lütfen içeriğinizle uyumlu videolar çekmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşeceğiz.